Şekil 1'de verilen dikdörtgen şeklindeki karton parçası kısa kenarlarına paralel olacak şekilde kesiliyor. Elde edilen parçalar üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk olmayacak şekilde birleştirildiğinde şekil 2'deki dikdörtgen elde ediliyor. Şekil 2'deki dikdörtgenin çevre uzunluğu 14x artı 10 cm olduğuna göre bumerang yazılı bölgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Burada ortak bir kenar var. Dolayısıyla bu kenarlar birbirine eşit ise bumerang yazılı bölge bir karesel bölgedir. Burası x artı 1. Burası x artı 1. Burası da birbirine eşit. Dolayısıyla bize verilen çevre uzunluğundan 2 tane x artı 1'i çıkardığımızda 4 tane birbirine eşit olan kenar uzunluğunun toplamını buluruz. 14x artı 10'dan 2x artı 2'yi çıkarıyoruz. 14x artı 10 eksi 2x eksi 2. Buradan da 12x eksi artı 8 olarak bulunur. 4 parantezini aldığımızda 3x artı 2. Dolayısıyla 4'e böldüğümüzde bir tanesinin kenar uzunluğunu 3x artı 2 olarak buluruz. Bumerang yazılı bölgenin alanını bulmak için de 3x artı 2'nin karesini alıyoruz. Birinci terim 3x, karesi 9x kare. İki terimin çarpımının 2 katı artı 12x ve ikinci terimin karesi 4. Bu da A şıkkında var. Cevap A. Dikdörtgen biçimdeki bir yeşil kartonun bazı kısımları birbirine eş ikizkenar dik üçgensel bölge oluşacak biçimde aşağıdaki mavi renge boyanıyor. Boyama işleminden sonra dikdörtgenin uzun kenarları şekildeki bir 3 eş parça ayrılmış oluyor. Son durumda görünen yeşil bölgenin alanı 4x kare artı 12x artı 9 santimetre kare olduğuna göre kartonun çevre uzunluğu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen ikizkenar dik üçgenler var. Dolayısıyla yeşil bölgeyi parçalara bölersek buradan buradan ve buradan böldüğümüzde burada karesel bölgeler oluşuyor. Buradaki parçayı bu mavi bölgeye, buradaki parçayı da bu mavi bölgeye aldığımızda bize verilen alan bir karesel bölgenin alanı oluyor. Karesel bölgenin alanı 4x kare artı 12x artı 9 ise bir kenar uzunluğu burası 2x'in karesi, burası 3'ün karesi. İkisinin çarpı 2 katını aldığımız ortak terim verdiği için bu ifade tam kare bir ifade ve 2x artı 3'ün karesi. Yani buradaki 2 tane eşit uzunluğun toplamı 2x artı 3 oluyor. Aynı şekilde buradaki 2 tane eşit kenarın uzunluğu toplamı 2x artı 3. Buradaki aynı şekilde 2 tane eşit kenarın uzunluğu toplamı 2x artı 3. Buradaki iki kenarın toplamı 2x artı 3. Bu kenar ile bu kenarın ikisinin toplamı da 2x artı 3. 2x artı 3'ten 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Yani çevre uzunluğu 5 kere 2x artı 3. Yani 10x artı 15 santimetre olarak bulunuyor. Cevap A. Aynı renk olanların özdeş olduğu kareler bir dikdörtgenin etrafına birer kenarları çakışacak biçimde aşağıdaki gibi çizilmiştir. Her bir mavi karenin alanı 4x kare artı 24x artı 36 santimetre karedir. Buna göre pembe karenin alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Mavi karenin alanını biliyoruz ve aynı renk olanların birbiriyle özdeş olduğunu biliyoruz. 4x kare artı 24x artı 36, 4x kare 2x'in karesi, 36 6'nın karesi. İkisini çarpıp 2 katını aldığımız ortak terim veriyor. Dolayısıyla bu ifade tam kare bir ifade ve 2x artı 6'nın karesi. Yani mavi karelerin bir kenar uzunluğu 2x artı 6 olarak bulunur. 3 tane 2x artı 6 yani 6x artı 18. Bunun yarısı sarı karenin bir kenar uzunluğuna eşit. Yani sarı karenin bir kenar uzunluğu 6x artı 18'in yarısı 3x artı 9. Burası aynı şekilde 3x artı 9. Buradan baktığımızda bunun ikisi zaten birbirine eşit. Dolayısıyla bir tane pembe karenin kenar uzunluğu ve bir tane sarı karenin kenar uzunluğu 4 tane mavinin kenar uzunluğuna eşit. Bir tane mavinin kenar uzunluğu 2x artı 6 ise 4 tanesinin 8x artı 24. Pembenin bir kenar uzunluğunu bulmak için 8x artı 24'ten 3x artı 9'u çıkarıyoruz.
8x artı 24 eksi 3x eksi 9 5x artı 15 santimetre olarak pembenin bir kenar uzunluğu bulunur. Burayı 5 parantezine alırsak 5 parantezinde x artı 3 olarak bulunur. Alanı bulmak için karesini aldığımızda 25 çarpı x artı 3'ün karesi yani x kare artı 6x artı 9 santimetre kare. Bu da şıklara baktığımızda B şıkkında var. Cevap B. Raşit öğretmen uzunluğu 4x eksi 3 santimetre olan bir cetvel yardımıyla şekilde gösterildiği gibi dikdörtgen şeklindeki bir panonun kenar uzunluklarını ölçüyor. Buna göre Raşit öğretmenin kenar uzunluklarını ölçtüğü panonun çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen 4x eksi 3 santimetre uzunluğunda bir cetvel var. Bununla panonun kenar uzunluğunu ölçüyor. Burası 1 santimetre. Dolayısıyla buraya kalan uzunluk 4x eksi 3'ten 1'i çıkardığımızda 4x eksi 4. Burası 4x eksi 3. Buraya kadar. Buradan buraya olan uzunluğu bulmak için de 4x eksi 3'ten 2 eksi x çıkarıyoruz. 4x eksi 3 eksi 2 artı x. Bu da 5x eksi 5 olarak bulunuyor. Yani bu kenarın uzunluğu 4, 8, 5 daha 13 x eksi 7 eksi 12. Bu kenarın uzunluğu ise 4x eksi 3 artı 4'ten 4x artı 1 olarak bulunur. Çevre uzunluğu için 2 kere 4x artı 1 artı 13x eksi 12, 2 çarpı 17x artı 11, bu da 34x artı 22 santimetre olarak çevre uzunluğu bulunur. 34x eksi 22 olacak, artı 1 eksi 12 daha burası eksi 11 olur. Eksi 11, burası da eksi 22. Cevap B. Hakan Usta şekli 1'de bir yüzün alanı 6x artı 12 santimetre kare olan dikdörtgen şeklindeki özdeş parkeleri şekil 2'de gösterildiği gibi birleştiriyor. Buna göre A ve B uzunluklarının toplamını santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bir kenar uzunluğu 3 santimetre, alanı 6x artı 12. Burayı 3 parantezine aldığımızda 2x artı 4. 3'e bölersek diğer kenar uzunluğu 2x artı 4 olarak bulunuyor. Burası 2x artı 4. Burası 2x artı 4. Dolayısıyla A'nın uzunluğu 2x artı 4. B'nin uzunluğu 2 tane 2x artı 4 yani 4x artı 8. Dolayısıyla A ve B uzunluklarının toplamı 2x artı 4 artı 4x artı 8. Bu da 6x artı 12 olarak bulunur. 6 parantezine aldığımızda 6 çarpı x artı 2 cevap B. Bahar şekil 1'de kare şeklinde olan özdeş 2 kağıt parçasını üst üste gelen kısımları kare olacak şekilde yerleştirip şekil 2'yi elde ediyor. Üst üste gelen kısmın alanı 9x kare artı 12x artı 4 santimetre kare olduğuna göre şekil 1'deki kağıt parçalarından birinin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Üst üste gelen kısmın alanı 9x kare artı 12x artı 4, 9x kare 3x'in karesi, 4 2'nin karesi, x'in çarpıp 2 katını aldığımız ortadaki terim veriyor. Dolayısıyla bu ifade tam kare bir ifade ve 3x artı 2'nin karesidir. Yani bizim üst üste gelen yeşil bölgemizin bir kenar uzunluğu 3x artı 2, kağıt parçalardan birisinin kenar uzunluğu ise 3x artı 2 ile 6x artı 5'i topladığımızda 9x artı 7 santimetre olarak bulunur. Çevre uzunluğu için 4 kere 9x artı 7, 4'ü dağıttığımızda 36x artı 28 santimetre olarak çevre uzunluğu bulunur. Cevap C. Alanları yukarıda verilen pembe ve sarı kareler ile mavi şekil aşağıdaki gibi kenarları çakışacak biçimde birleştiriliyor.
oluşan şekil bir kare olduğuna göre mavi şeklin alanını birim kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Karelerin alanını biliyorsak kenar uzunluğunu bulabiliriz. 9x kare 3x'in karesi. 1, 1'in karesi. 3x ile 1'i çarpıp 2 katına aldığımızda ortadaki terim veriyor. Burası x olduğu için 3x eksi 1'in karesi. Yani pembenin bir kenar uzunluğu 3x eksi 1 olarak bulunuyor. X kare x'in karesi. 4, 2'nin karesi. X ile 2'yi çarptığımızda 2x. 2 katını aldığımızda 4x oluyor. Ortadaki terim verdiği için tam kare bir ifade. Burası artı olduğu için burası da artı. X artı 2'nin karesi. Yani sarının da bir kenar uzunluğu x artı 2 olarak bulunur. Yani karemizin bir kenar uzunluğu x artı 3x, 4x, 2 artı eksi 1 artı 1. 4x artı 1. Tüm bölgenin alanını bulmak için 4x artı 1'in karesi 16x kare artı 8x artı 1. Pembe ve sarı bölgenin alanı toplamı 9x kare, x kare daha 10x kare, eksi 6x, 4x daha eksi 2x, 1, 4 daha artı 5. 16x kare 8x artı 1'den 10x kare eksi 2x artı 5'i çıkarıyoruz. Eksiyi burada parantezin içine dağıttığımızda 16x kare artı 8x artı 1 eksi 10x kare artı 2x eksi 5. 16x kareden 10x kare çıkarsa 6x kare, 8x, 2x daha 10x, 1 artı eksi 5 eksi 4 olarak bulunuyor. Cevap D.